Arkadaşlar şimdi biz epeyce bir köpek ve kedi sahipleneceğiz. Burayı biraz rahatlatacağız. Açamazsınız bebeği, dışarı çıkacağız. Avukatlarla görüşeceğiz. Burada savcıyı gerektirecek. Yanınızdaki adam katil. Şunu yapacağız. Görev ihmalinden dolayı resimlendi. Ve görev ihmali olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili de davayı takip edeceğiz. Bütün görev ihmalinden kabul ettim. Savcı yok peki. Görev. Katilsin! 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 Ya ne provokasyonu ya? Ölü hayvan gibi. Bu kalabalık doğru bir kalabalık değil. Hayvanları kışkırtıyoruz ya. Peki hayvanları... Hadi çıkalım. Hadi. Boyutlarına göre falan bir dakika. Ben 30 tane köpekte değilim. Ben 3 milyon köpek. Kedi böyle... Ne mal edecekler? Efendim, önce Gebze'de gerçekten insanlık adına çok ayıp görüntüler. Ayıp değil, vahşet. Vahşet. Hani insanlık suçu. Şimdi burada o, onların tutuklanmalarını bekliyoruz bu arada. Hı-hı. Savcının yani yarın pazartesi bunların mahkemeye sevk edilerek acilen tutuklanmalarını. Çünkü kanuna göre suç işlediler, kanuna göre 2-2,5 yıl yatmaları gerekiyor. O yüzden onu ayrı bekliyoruz. Şimdi bakın buradaki olay, buradaki bütün gönüllüler, herkes burada hayvansever ve birebir bu barınakları takip eden herkes, çoğu herkes burada. Buradaki problem ne biliyor musunuz? Problem şu, şimdi Muhammed Bey var burada, onunla da konuştum. Burada sistem, kanun acil bir şekilde çıktığı için, yani bir hazırlığı olmadığı için bu kanunun. Şimdi kapasite 100-200 ise buraya ne deniliyor? Hayır diyor, hepsini toplayacaksın, içeriye koyacaksın diyor ve bir daha da bırakmayacaksın diyor. Ben şimdi size soruyorum, benim 300 haneli bir 300 tane müşteri alabilecek bir otelim var. Ama ben oraya 600 tane müşteri alıyorum. Sığar mı? Sığmaz. Sığmayanlar veyahut da mecburen içeriye tıkılanlar, çünkü adam da diyor ki yani bana böyle emir geliyor. Al köpekleri topla içeriye tık diyor. Şimdi bu adam yukarıdan emir alıyor. Diyor ki yani benim kanun diyor buraya tık. Burada yer yok. Her padokta bir sürü hayvan. Herkes birbirine iniyor. Pislik içinde hayvanlar ölüyor. Yani buradaki evet ben buradaki elemanlara da buradaki insanlara da kızıyoruz ama yani adam diyor ki bütçe yok. Adam diyor ki personel yok. Adam bizim böyle bir hazırlığımız yok. Bunu bir dillendirelim artık. Bu yukarı nedir abi? Herkes yani yukarı, burada, yukarı, yukarı. Ben bunu baştan beridir dillendiriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız 20 yıl önce bir yasa çıkarttı. Kısırlaştır, sonra yerine bırak diye. Şimdi 20 sene sonra aynı köpekler, yani bir köpekler 20 yılda canavarlaşmadı, kimseyi de öldürmüyor. Ama bir zihniyet oluştu. Hayvanlara haram diyen, hayvanlara pis diyen tarikatlar, cemaatler, gerici bir yobaz zihniyet oluştu. Bu yoksa Cumhurbaşkanı 20 sene önce o zaman köpeklere sokakta bırakın diyerek halkını düşünmüyordu da şimdi mi düşünmeye başladı? Yani çok komik, çok mantıksız. Veya her zaman söylüyorum, bir sürü cumhurbaşkanı geçti bu ülkeden. Onun öncesine gidelim, Osmanlı'da padişahlar geçti. Hiç kimse köpekleri toplatmadı. Bu hükümet toplatıyor. Bu da toplatmamıştı, şimdi toplatıyor. Çünkü buradaki her zaman söyleyip duruyorum, kızıyorlar bana ama zihniyet. Adam diyor ki köpek diyor günah. Şimdi Müslümanlıkta kitapta böyle bir şey yazmıyor. Sen kalkıp da bütün ülkeyi bu zihin yönetiyor şu anda. Dolayısıyla buradaki matematik çok kolay. Yani birbirimizin fikrine yenişmeye gerek yok. Senin 200 tane barınağını Türkiye'deki bütün köpeklere koyamazsın. Koymadığın için de adamlar öldürüyorlar veya bakamıyorlar veya burada ölüme terk ediliyorlar. Şimdi buradaki her şey kanuna aykırı şu anda. Yani köpeklerin bu halde olması, kedilerin öldürülmesi, o zaman ne yapıyor? Buradaki personeli de başı belaya sokuyor. Çünkü biz yarın savcılığa şikayette bulunacağız. Diyeceğiz ki veterinerler, belediye çalışanları, memurlar bu köpeklere bunu yaptı. Adamlar da diyorlar ki bizim kabahatimiz yok, bize topla buraya koydu. Şimdi
Ne olacak? Ne var? Bayanlar var arkadaş. Benim yanıma gel. Adam yalandan memurum diyor. Bunlar da hepsi izliyor. Bak kardeş. Yırtık bulunan çay gibi çoğu karşıma ya. Kardeş bak bir saniye almış. Bir saniye. Birincisi. Ama her yerde çıkıyorsun karşıma abi ya. Adım atıyorsun karşıma çıkıyor. Yırtımı kapatıyor ya. Kim ki o? Vasfı ne burada yani? Birincisi. Şimdi şöyle arkadaşlar, Türkiye'de bir barınak gerçeği var. Burası ilk değil de son da olmayacak. Hiçbir şekilde şunu unutmayın ki, hiçbir hayvan sevmiyorsa insanlar ya da vicdanı yoksa, hangi parayı verirseniz verin onun pisliğini temizletemezsiniz. İlk önce belediyeler personel değişikliğine gitmeli ya da özelleştirilmeli. Artı tekrarlıyorum, bu yasa katliam yasasıdır çünkü sahaya uygun değildir. Biz sahada olan insanlarız. Ne olduğunu biliyoruz. Kaç zamandır barınakları geziyorsunuz? Yani son 7 aydır. Evet. Derin Hanım nerede? Kaç saattir, kaç zamandır geçtiğimizi biliyoruz ve hiçbirinin birbirinden farkı yok. Buradaki en acı olan kediler bu kanun yasasının içerisinde değil. Barınakta kedinin ne işi var onu bilmiyoruz. Hayvanlar bağışıklık sistemi çok düşüktür. Bir tane hasta hayvan barınağa girdiğinde 4 günde o barınaktaki bütün hayvanlar hasta olur. Çok büyük bir tehlike geliyor. Şu an belediyeler sizin sokakta besleyip sevdiğiniz insana alışık küpeli, kısırlaştırılmış, aşıları yapılmış, toplaması en kolay olan köpekleri topluyor. Ama onun yerine dağdan bayırdan aşısız büyük kırsaldan, asıl sorun kırsalda çünkü, onlar popülasyon gereği onun yerini alıyor. Hastalıklar artacak. Lütfen araştırın. El ve ayak hastalığı denilen bir virüs var. Arttı. Neden arttığına bir bakın. Hastalıklarla başa çıkamayacağız. Saldırganlıklar artacak. Bunu anlatmaya çalıştık, anlatamadık. Ve diyorum ki barınak gerçeğini üstünü örtemezsiniz. Bütün barınaklar aynı. Şu an deyin ki şu barınağa gidelim, bununla karşılaşacağız yine biz. Bunun bir çözümü yok. Bunun tek bir çözümü var. 5199'a uyulsaydı, belediyeler görevini yapsaydı, hükmedenler denetleseydi bu popülasyon gerçekleşmemiş olacaktı. Çünkü hayvanlar kendi kendine doğum kontrolü yapamıyorlar. Ve bunu bizim yapmamız gerekiyordu. Hiç kimse görevini yapmadı. En kolayı, en masumu, en dilsiz olanı aldık, öldürüyoruz ve yapıyoruz. Evet, şu anda Ümraniye Hayvan Barınağı'nda yavaş yavaş kediler ve köpekler gönüllüler tarafından sahiplenecek, ama size bir şey göstermek istiyorum. Hemen laboratuvarın yanında, hemen tedavi alanının yanında şöyle bir manzara var çöp kutusunun içinde. Muhtemelen diğerleri de aynı şekilde, hemen bakıyoruz. Yani yavru, gördüğünüz gibi bir yavru kedi. Yani buraya atılmış bir mama poşetinin içinde. Yani bu poşetleri karıştırmaya, bu poşetlere bakmaya gönlüm el vermiyor, kalbim el vermiyor, aklım, izanım el vermiyor. Buranın veteriner hekim bana tek cümle söylemesin. Şey, muhatabım değil. Burada mamadan zehirlendi diyorlar, değiller. Kafaları kurtlanmış, sağlıklıyla ölü yan yana. Bu, hadi mamadan zehirlendi anlıyorum. Gözü kör. Hepsi çöp haklı, hepsi iltihap. Hepsi iltihap. Mamadan öldü diyorlar. Anlarım, sağlıklıdır. Mamanın tarihi geçti, anlarım öldüğünü. Hepsinin gözü iltihap, kan.
kameranın içinde buranın veteriner hekimi bana tek cümle konuşamaz. Beni de asla susturamaz. Asla. Muhatabım değilsiniz. Rottweiler değil mi? Ya Rottweiler olsun. Aynen. Rottweiler. Aynen. Yok ya. Gel alalım. Gel. Tamam. Sakin. Sakin. Alacağız. Çıkartıyorum. Arkadaşlar bu kadar kalabalık içeri girmez. İçeri girmiyoruz. Aynı gibi. Kaç tane var? Kaç tane var? Şöyle bir kucak. Tamam, sıkış giderler. Sağır mı? Bir şey olmaz ya, bir saat sıkış. Sıkışsın lan ya. Buyurun şimdi. Bundan sonra sıkıntılı hayvan. Çok tatlılar. Gel şöyle biraz kenara geçelim abi. O gelene kadar. Gel kendine. O lazım buna.